Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin hepinize. Bu video ile birlikte uzun sap bağlama üzerinde türkü çalma tekniklerine başlamış oluyoruz. Duyduğunuz gibi ilk türkümüzde Şu Metrisin Önü olacak. Kanalımızın içerisinde yayınladığımız yaklaşık 25 tane türkü, bona ve solfej videosunu ortak kullanacağız sizlerle. Yani orada yaptığımız bona solfej konuları uzun sap bağlama için de geçerli olacak. Ben sizi ona göre yönlendireceğim. Bu arada arkadaşlar bu türkünün bona ve solfejini ilk etapta yapıp sonrasında çalmasına geçerseniz daha garantili olur. Tabi uzun sap çalanlar için bu video. Bu türkünün bona solfeji de şuradaki link içerisinde yer alıyor. Onu izleyip, dinleyip, okuduktan sonra bu türküyü uzun sap bağlama üzerinde şimdi göstereceğim tekniklere göre çalabilirsiniz. Dediğim gibi kanalımızın içindeki o eserleri, bona solfej videolarını ortak olarak uzun sapla birlikte kullanacağız. Onları kısa sapta da kullanmıştık. Çünkü nota değişmiyor. Sadece teknik değişiyor. Burada bunu bilelim. Ayrıca uzun sap bağlama egzersizleri yayınladık. Yaklaşık bir 10 tane. Onları da takip edip perde yerlerini iyice geliştirmenizi, parmakları açmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde uzun sap dersleri 1, 2, 3 vesaire bu şekilde yayınlamaya çalışıyoruz. Onda da telden tele geçişler nasıl oluyor? Perdelerin yerleri, kullanacağım parmak sayılar. Yani türküleri çalmadan önce uzun sapı sana tanıtıyor. Onları da izleyip uygulama yaparsan senin için iyi olur. Şimdi türkünün başlangıcı 11. perde alt telden fa natürelden başlıyor. Ardından 10. perde olarak gideceğiz. Yani yan yana perdeler kullanacağız. Şimdi başlangıçta 2 ve 1. parmaklarımızı kullanarak önce fa natürel diyoruz. 2. parmağımızla sonra mi diyoruz. Yani fa mi fa, fa mi fa, 11 ve 10. perdedeyim. 11 fa, 10 mi. Egzersiz konularından hatırlayalım. Fa mi fa. Ardından 1. parmağımı kullanarak 7. perdeye bir atlayış yapmam gerekiyor. Geçiş yapmam gerekiyor. Bakın. Fa mi fa re. Fa mi fa re. Fa mi fa re. 2-1-2-1 gidişat budur. 11 fa, 10 mi, 7 re. Ardından devam ediyoruz. Fa mi fa re mi. 3. parmakla 10. perde mi dedim. Fa mi fa re mi. Ardından yine 1. parmağımı kullanarak 4. perde do'ya geliyorum. Mi, do. Burada biraz perde aramız açık olduğu için acele etmeden şöyle bilinçli bir şekilde buraya geçişi sağlarsak adrese teslim parmak yaparız. Mi, do. Bakın biraz açılmamız gerekecek. Mi, do. Fazla da açılmayalım, boğulabiliriz. Dikkat. Şimdi arkadaşlar. Fa, mi, fa, re, mi, do. Bakın 1. parmakla 4. perdeye geldim. 2, 1, fa mi. Sonra tekrar re geliyor. Sonra mi, sonra do. Bakın okumadan çalıyorum. Ardından 3. parmak yardımıyla tekrar 10. perdeye geleceğim. Bu aralar geniş olduğu için arkadaşlar dikkatli değerlendirelim perdeleri. Patır kütür patır kütür gitmeyelim. Çırpına çırpına gitmeyelim. Şimdi mi'ye geliyoruz dedik. mi, re, mi. Notanın süresini iyi kavramak için bono solfej videosunu iyice izleyip tekrar edelim. Mi, re, mi, 3, 1, 3, mi, re, mi, mi, re, mi. Şimdi mi, re, mi, re, do, re birle, do birle, re birle, do birle, mi, re, mi, re, do. Şimdi birleştiriyorum 11'den gelerek fa natürel, fa mi, fa re mi do, mi re mi re do. Bir daha alıyorum. Son kez. Bakın burada tekrar üçüncü parmakla re'ye döneceğim. Ardından da üst telden bir ses alacağım. Üst tel dördüncü perdeden şuradan aldığım ses si bemol sesidir. Birinci perde alt teldeki ses ile üst tel dördüncü perdedeki perde aynı, yani si bemol. Ben re, si yapıp buraya atlamak yerine üst telden alıyorum. Baş parmağımla işimi daha kolaylaştıracağım. Re, si, re, si, re, si. Yani mi, re, mi, re, do, re, si. Çünkü re'ye tekrar döneceğim için burada bu bölgede işim olduğundan dolayı elimi geriye doğru atmıyorum. Çok fazla kendimi yormamam lazım. Zaten alttan gelirken bir dünya git gel git gel yaptım. Biraz da yolumu kısaltmam lazım. Şimdi bakın. Re, si, 3 ile re, 5 ile si bemol. Si bemol 2 değil. Si bemol 2 burasıydı. Şimdi fa, mi, fa, re, mi, do, mi, re, mi, re, do, re, si bemol. Üst tel 4. perde. Arkadaşlar kanalımız içerisinde uzun sap bağlamadaki notaların yerlerini tek tek, bütün hepsini gösterecek şekilde bir video yayınladık. Sıkça sorulan sorular içerisinde. Artı başta da dediğim gibi egzersiz videoları yayınladık. Onun haricinde türkü çalma teknikleri, uzun sap bağlama üzerinde 1, 2, 3 vesaire videolar var. Bunları da izleyin. Yeni başlıyorsanız bunları izleyip parmak sayılarını, perde sayılarını öğrenin. Ondan sonra bu videoya gelin. Özellikle bunun üzerine basa basa söylüyorum. Tabi diğer perde yerlerini, parmak bilgisini bilen arkadaşlar varsa direkt bu türküyü hani bu şekilde çalmamışsa buradan görüp çalabilirler. Şimdi üçüncü parmakla re'ye dönüyorum. Bu bölgedeyim. Re, do, do, si. Şimdi geldim buraya. İstersek buradan bir tane daha alabiliriz. Re, do, do, si, si, la, sol. Ama devamında döneceğimiz si bemol burası olduğu için buradan alalım ki re, do, do, si dedikten sonra buraya gelmek zor olmasın. Burada kalmış olalım. Yani re, do, do, si. Bakın 3 ile re, 1 ile do, tekrar 1 ile si bemol. Re, do, do, si, re, do, do, si, re, do, do, si. Şimdi ne oldu? Mi, re, mi, re, do, re, üst tersi, re, do, do, si. Sonraki geleni birinci perde alt telden alıyorum. Fa, mi, fa, re, mi, do. Mi, re, mi, re, do, re, si, re, do, do, si. Örnek olarak gösterdim. Normalde üst telden alacağız ilk etapta ama örnek olarak gösterdim. Üst teli tam algılayamadıysan birinci perdeye de gelebilirsin ama seni biraz yorar. Ama normalde böyle olması lazım. Yani re, do, do, si dedik. Si, la, sol, si, la, si bemol. Alt tel birinci perde si, la alt tel boş, üst telin boş sesi de sol. Yani si dolu, la boş, sol de üst tel boş. Si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol. Şimdi şöyle. Fa, mi, fa, re. Do, mi, de, mi, re, do, re, si bemol baş parmakla re, do, do, si, si, la, sol. Sol dediğimiz üst telin boş sesidir. İstersek 7. perde orta telden de alabiliriz. Ama bu bizi biraz yorar. Nokta atışı yapmanız zor olur. O yüzden si, la, sol. Kısa yollar olarak si bemol, la alt el boş, sol üst el boş. Sonra la si do, si la la la, la si do, si la. Bakın hiç ayrılmıyorum. La derken boş, si bir, do üç. La si do, si la, la si do, si la. Parmak uçlarımızı kırarak çapraz bir şekilde la si do si la, la si do si la, la si do si la dedik. Şimdi la la derken karar ses kullanacağız sondaki la'lar için. Bağlamamızda, uzun sap bağlamamızda karar ses şu şekilde gerçekleşir. Üst tel baş parmağını üçüncü perdeye kapatırsın. Orta telin sadece mi perdesine, yani üçüncü perdeye, alt tel açıkta kalacak. Orta telin üçüncü perde mi, üst telin üçüncü perdesi la kapanacak. Ve şöyle hepsine vurduğumda telleri karar ses ortaya çıkacak. Alt tel açıkta kalıyor. Orta tel mi'ye basıyorsun. İkinci parmağınla, baş parmağınla da üst tel la'yı kapatıyorsun. Şöyle bir vuruş olacak. La 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 la. Evet. Yani şöyle geldim. La si do si la la la. Hızlı bir hareketle karar alacağım. La si do si la la la. Şimdi bakın. Fa mi fa re mi do. Mi, re, mi, re, do, re, si bemol, re, do, do, si, si, la, sol. Üst tel boş, la, si, do, si, la, karar, la, la. Karar sese dikkat sonda. Hem bu karar sesin yerini öğrenmek için hem de tat verebilmek için bu. Ardından arkadaşlar repriz geliyor. Ardından da mi perdesine geliyoruz. 10. perdeye 1, 2 ve 4. parmaklarımızı kullanarak, yani şu 3 parmağı kullanarak şu hareketi yapacağız. Mi, fa, sol, fa, mi, mi, mi. Notadan hatırlayın. Mi, fa, sol, fa, mi, mi, mi. Yani mi, mi, si, alan bölümü. Sol, fa, mi, mi, mi bölümünü orta telden de istersek alabiliriz. Yani mi, üçüncü perde orta tel, fa hemen yanı, sol hemen yanı. Buradaki gibi düşün. 10, 11, 14 gidiyordun ya, arada bir perde boşluk bırakarak. 3, 4, 7. Mi, fa, sol, fa, mi, mi, mi. Bittikten sonra... Tabii ileride de bu şekilde olacak. Arkadaşlar akordumuz doğdun, uzun sap bağlama akordu videomuz kanal içerisinde de vardır, nasıl yapılacağına değinen bir video. Akordunuzu düzenli bir şekilde yapın, çalışmaları düzenli bir şekilde takip edip devam edin. Daha güzel konular gelecek inşallah, paylaşım yapacağız. Hepinize kolay gelsin.